Aşılama sürecinde yaş sınırı düştükçe aşıya olan ilgi de artıyor. Randevular deyim yerindeyse full çekiyor efendim. Bugün itibariyle sıra 40 yaş ve üzerine geldi. Randevusunu alan hastane ve aile hekimlerine koştu. Bir de rekor kırıldı. Sürecin başından beri bir gün içinde alınan en çok randevu sayısına ulaşıldı. Kaç yaşınızdasınız? 41 yaşındayım. Size sıra geldi sonunda. Geldi ya, geldi evet. Yani sağlık açısından güzel bir şey. Yani insanlar tedirgin olmasına gerek yok. Dün gece Sağlık Bakanımız açıkladıktan sonra direkt randevumu aldım. Geldim. Herkese aşı olma çağrısında bulunuyoruz. Haberi duyup aşı randevusu alan, hastaneye koşup sıraya giren bir rekor daha kırıldı. Toplam 750 bin kişi için bugün aşı günüydü. Tamam. Gerçekten bitti mi? Değil o kadar mi? Hızlı. Hanımefendinin de eli çok hafif, bir an önce bitirdi yani, hiç şey yapmadı. Anlamadınız bile. Yok, hiç anlamadım. Ben bitmedi zannettim, bitmiş bari. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı seferberliği kapsamında rakamları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Dünkü rakam 456 bindi. Bugünse en yüksek sayılara ulaşıldı. Bugünden itibaren 40 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. 750 bin kişi bugün için aşı randevusu aldı. Bu rakam geçtiğimiz haftaya göre 2 katına kadar çıkmış durumda ve hastane koridorlarına baktığımızda aşı yoğunluğunu görüyoruz. Uzun aşı kuyrukları oluşmuş durumda. Bu benim işin ikinci dozum. Ben de ilaç firması çalışanıyım. Biz biraz daha işin içinde olduğumuz için 40 yaşta bulunan birçok arkadaşımızı kaybettik. Şimdi de gerçekten duygulandım. O yüzden herkesin aşılanması gerçekten çok önemli. Normal hayatlarımıza dönmek istiyoruz artık. Bunun için de bir an önce aşılanmak gerek diye düşünüyoruz. Uzun kuyruğun ardından içeriye 6'şarlı gruplar alınıyor ve vatandaşlar aşısını oluyor. 6'şarlı gruplar halinde alınıyor çünkü bir BioNTech aşısında 6 kişi aşılanabiliyor ve bu yüzden randevuya vaktinde ve zamanında gitmek büyük önem arz ediyor. Ben kapıdan girip buraya gelmem 5 dakika sürmedi. 6 kişi dağıtımı falan çok güzel yani. Bu hastalığın artık bittiğini görmek istiyoruz. Artık evlerden dışarıya çıkmak istiyoruz. Şu an antibiyotik kullanıyor musunuz? Hastanelerde aşılama gün boyu aralıksız devam etti. Sadece yaş grupları değil, meslek grupları da aşı için sıradaydı. Yaş grubu değil sizinki. Evet, değil. Kabin memuruyum. İkinci dozumu oldum. Bol antikorlarınız olsun. Teşekkür ederim. Ben toplu taşıma şoförüyüm. En yakın arkadaşlarımızı kaybettik. En sevdiğimiz insanları. Benim kardeşim de sağlık çalışanı. Geçen sene bu Covid olduğu zaman bayağı bir zor günler geçirdik. Yani bu zor günleri tekrar yaşamamak için oluyoruz. Yani inşallah tekrar eski günlerimize kavuşuruz.